Merhaba arkadaşlar. Bugün İNİOS'u öğreneceğiz. İNİOS'u öğrenmek için ilk önce kumaşımız, herhangi bir kumaşımız, açık renk olursa daha anlamlı olur. Kumaşımız, makasımız ve ipliğimiz olacak. Aynı zamanda iğnemiz. Evet, şimdi başlayalım. İğne yasının ilk aşamasından başlayalım. İpimi iğneye taktım. Kumaşımın ucundan ipimi tutarak, baş parmağımla tutarak ve iğnemi altta, ipim üstte, ipimi tutarak diğer taraftan da ipimi tam tersi olarak iğnemin altından doluyorum. Düğüm atıyorum. Düğüm attık. İpimizi tutturduk. Evet. Şimdi arkadaşlar, iğne yası yapımının ilk aşaması bu şekilde. Yine ipliğimiz üstte. Diğer ipliğimi ben tutarak iğnenin altından dolayarak ipliğimi çekiyorum. Çekiyorum ve ipliğimi sıkılaştırdım. Bu iş yaptığım bu şekilde zürafa oluyor. İğne oyasının ilk aşaması oluyor aynı zamanda. Yine aynı şekilde iğnemi kumaşıma geçirdim ve ipliğim üstte. Diğer ipliğimi alarak tam tersi iğnemin altından doluyorum ve yine düğüm atıyorum. Gördünüz arkadaşlar, bu yaptığım işlem zürafa oluyor. Yine iğnemi kumaşıma batırdım. İpliğim her zaman üstte ve diğer taraftan ipliğimi, diğer ipimi de gördünüz. Şu iğnemin geçirdiğim ipi de iğnenin altından dolayarak yine gördünüz. Düğüm atıyorum. Gördünüz, zürafa yaptık. Yine iğnemi aynı şekilde kumaşıma geçirdim. Yine gördünüz, ipliğim her zaman iğnenin üstünde. İğnenin üstünde ve diğer ipimi tutarak iğnenin altından geçiriyorum ve yine düğüm atıyorum. Arkadaşlar, iğne oyası yapmak için öncelikle kesin şart bu. Örnek bezini kullanalım. Yazmada yapmayalım. Yine zürafa yaptım. Yine aynı şekilde iğnemi kumaşıma geçirdim. Ve yine ipim üstte. Diğer taraftan ipimi tam tersi iğnemin altından doladım ve ipimi çekiyorum. Yine ipliğim üstte ve diğer taraftan yine altından dolayarak ipliğimi çekiyorum. Evet arkadaşlar, gördünüz. Bu yaptığımız işlem iğne oyasına başlıyorum veya da iğne oyası yapıyorum. Bir zürafa yaptık. İlk aşamamız bu. Diğer aşamalarda görüşmek üzere.